İyi akşamlar. Biz de çok teşekkür ederiz dışarıdaki ilgi için, pasta, yemek, çaylar için. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Çok mersi. Neler söylemek istersiniz? Yani insanın doğum günü tabii ki çok özeldir. Ben de eşimle ve ailemle ve çok sevdiğim arkadaşlarımla kendimi çok şanslı hissediyorum. Bence hayat zaten bunlardan ibaret, yani sevdiklerinle geçirdiğin günlerden ibaret. Onun için çok şanslı hissediyorum kendimi. Organizasyonu kardeşiniz yaptı. Çok özel arkadaşlarımızı Bursa'dan buraya davet etti. Sürpriz yaptı. Bebeklik arkadaşlarımla kopmadım. Hala 31 senedir en yakın arkadaşlarım. O yüzden yine çok şanslıyım. Sizin için de çok özel bir gün, renginde. Her zaman. Yani sevdiklerinizin özel günleri sizin için de önemli oluyor. Çok güzel bir gün, çok keyifli geçti. Çok da güzel bir sürpriz oldu. Biz böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Bize de sürpriz oldu, dışarıda sürpriz oldu. Bayağı böyle kalabalık, güzel, keyifli bir vakit geçirdik. Sağ olun. Sizi de dönem dizilerinden sonra böyle tam 2019 Engin Altan Düzyatan'ı gördük bugün de. Ya evet, böyle şu anda bir şey yok. O yüzden biraz daha rahatladım. Şu anda böyle sakalsız, bıyıksız. Dizi... alışıyorum, evet alışıyorum. Neslihan Hanım, siz peki yeni imaj mı, dönem yani Engin Altan? Ben Altan'ı 6 senedir beraberiz. Her türlü gördüm. Uzun sakal, uzun saç, kısa saç, kısa sakal. Ben her haliyle bir kere yani... Emir başlarda herhalde tanıyamamıştı, öyle bir şeyler olmuştu. Emir geçen gün bıyıklarımı kestikten sonra gördü, şey dedi. Bu abi benim gibi olmuş. Engin Bey, dizide yeni diziniz galiba final yapıyor 7. bölümde. Aynen. Yüzünüzü biraz dinlendirmeyi düşünüyor musunuz, yoksa yeni bir proje hemen imzalayıp başlayacak mısınız? Var mı? Bir süre görüşmeyiz. Son görüşmelerimizden bir tanesi. Biliyoruz sizin fotoğrafçılık merakınızı da biliyoruz. Acaba yine gidip Amazon'da fotoğraflar mı çekiyoruz? Yani biraz kendimize vakit ayırmak lazım. Çok yorulduk. Hani her anlamda yorulduk. Çok güzel işler yaptık. Çok belgesel keyifliydi. Geliyor şimdi. Şimdi bir tane belgeselimiz geliyor. Onun için çalışıyoruz. İkinci belgesel geldi. İkinci belgesel. Bu sefer plastikle ilgili bir belgesel yaptık. Onunla ilgili uzak doğu çekimlerimizi tamamlamıştık. Şimdi de Türkiye çekimlerimiz kaldı. Onları biraz tamamlayacağız. Ondan sonra da birazcık dinlenip, belki böyle olursa ne güzel olur, biraz tiyatro yapabilirsem, birazcık dinlenebilirsem, birazcık kitap okuyup kendimi doldurabilirsem. Şu anda planlarım bunun üzerine. Galiba biraz daha dinlenmek üzere. Tatil dışında sadece tiyatro olacak diyebilirim. Ne güzel olur, ne güzel olur. Yani tekst bakmak lazım, iyi tekst kolay bulunmuyor. Ama ne güzel olur yani, tiyatroyu çok özledim gerçekten yani, hani tekrar tiyatroya dönmek benim için çok keyifli olur. Çok büyük de bir furya başladı aslında tiyatroda, oyuncuların yeniden tiyatroya dönmesi, maddi karşılığı olmadan, evet siz tiyatrocu olarak sorun, maddi karşılığı olmadan yapılan bir iş tiyatro çünkü. Tiyatro bence bir oyuncunun kendini gerçekten var edebildiği çok önemli platformlardan bir tanesi. Tiyatroda biraz daha kendinizi geliştirmeye, kendinizi doldurabilme, içinizi doldurabilme şansınız var. O prova süreçleri çok özeldir gerçekten tiyatronun. Bir tane tiyatronun ayrıcalığı şudur, anında tepkinizi alırsınız. Anında beğenilip beğenmediğini görürsünüz oyununuzun. O yüzden umarım iyi bir oyunla sahneye çıkarım tekrar. İnşallah.